Evet, maçın ardından yapılan açıklamalara baktık. Şimdi mücadeleyi birlikte değerlendirelim. Abdullah Ercan, seninle başlamak istiyorum. Evet. Şöyle bir durum var birkaç haftadır. Hem çok hani performansı zaman zaman çok fazla övülen ama eleştiriye gelince de çok acımasızca yaklaşılan bir Kerem Aktürkoğlu var. Yine bence maçın en iyilerindendi. Sen ne Dün düşünüyorsun? pozisyonunda oynadı. Evet. Ben Artık bir daha da herhalde o pozisyonu hayır, terk etmez. yani Ben öyle Mertens düşünüyorum. geldikten sonra ama ben eleştirilerin bazılarının çok acımasız olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir Evet, oyuncu ben de öyle olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Artı oyuna ve skora çok çabuk etki edebilen nadir oyunculardan olduğunu düşünüyorum. Kerem'le ilgili düşüncem bu. Oyuna gelirsek çok iyi bir Galatasaray vardı dün. Evet. Galatasaray'ın çok iyi oynamasını da sağlayan biraz Adana Demirspor vardı ki Adana Demirspor deplasmanda zannediyorsam ya puanı yok ya da galibiyeti yok. Galibiyet yok. Galibiyet Şimdi yok. Galatasaray'ın attığı iki tane gol var. Altyapılarda ders olarak gösterilebilir. Özellikle ilk gol. Bir tane sağ bekin hata destek verip nasıl sonuçlandırdığını göstermesi açısından. Şimdi Galatasaray'ın özellikle iç sahada bir oyun pratiği var. Ön alan baskısı yapan, dönen topları kazanan, rakip çıkarken kaptığı toplarla da çok çabuk neticelendiren bir takım. Değişik oyuncu profilleri kullanması bu oyunu değiştirmiyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Dün keza yine aynı bir oyun. İki tane gol var ilk yarı 2-0 bitti ve devamında skorun farka gideceği pozisyonlar da oldu. Özellikle Tete bu konuda hem şanssızdı hem de başarısızdı bence. Biraz da beceriksizliğinden de kaynaklanıyor. Galatasaray'ın hep geçen sene de vardı. Çünkü bu sene de bu oldu. Şöyle bir fiziksel anlamda devamlılığı sağlıyor. Sezona başlamalarındaki temposu ki bu sene Avrupa kupalarıyla başladılar. Temposu çok iyi olmuyor. Ama ilerleyen süreçte demek ki fiziksel anlamda yüklemeyi doğru yapıyorlar. Devamlı gelişen ve oyunu geliştiren bir Galatasaray var. Dün de keza burada böyle devam etti. Eğer Galatasaray'a geriden oyun kurmaya arka taraftaki boşlukları değerlendirmek için böyle bir plan yaparsanız tutarsa sorun yok. Geçişi oynarsanız ama tutmazsanız kalenizde gol görüyorsunuz. Ki ikinci gol böyle oldu. Sadece Galatasaray'ın bir tek eğer eleştirilecek bir konu varsa şu eleştirilebilir. Türkiye Ligi'ni bir kenara bırakarak Şampiyonlar Ligi için konuşuyorum. Acaba 60 veya 70'e kadar çok ritimli, çok yüksek tempoyla oynayan bir Galatasaray var. Skora bağımsız konuşuyorum. Acaba bundan sonra aldığı skordan sonra oyunu biraz daha farklı oynayabilir mi acaba Galatasaray? Neden? Çünkü eğer Galatasaray Bayern Münih maçını böyle oynasaydı, bir puan alsaydı şu an beraberlik yetiyordu Galatasaray'a. Yani Evet. öyle Opsiyonlar değişecekti. yani hocam oyunu bir 20 dakika Galatasaray takımı ki böyle oynayabilir. Ama hoca çok bunu tercih etmiyor. Ama işin bir de realitesi var. Salı günü dışarıda da kalabilirsiniz. Dileriz öyle bir şey olmaz tabii. İnşallah olmaz ama yani küçük süreler belki gidişatı belirleyebilir. Şampiyonlar Ligi için konuşuyorum. Evet. İç sahada zaten Galatasaray şu an karşı gelebilecek bir takım herhalde Fener derbisinde göreceğiz. Lafı çok uzatmadan şöyle bağlayayım. Galatasaray'ın oyununda bir değişiklik yok. Yine iyi bir oyun var. Dün oyun farklı skorlara da gidebilirdi. Adana Demirspor'daki düşüş de devam ediyor. Ben sana katkı yapayım hocam şimdi burada. Buyurunuz. Sen dedin ya son 20 dakikaları oynayabilir mi diye. Yani bu oynama şeklini değiştirmedi. Sevgi Melike de söyledi. Evet. Değiştirmiyor. Okan Hoca'na baktığımız zaman bunun tarzı, yani Okan Hoca'nın tarzı önde şiddetli baskılarla 90 dakika rakibi oynatmadan Ama izleyenlere seyir zevki yüksek bir maç seyrettirmek. Tabii ki bu çok herkesin istediği bir ideal bir düşünce ama bazı gerçekler de var. Bazen işte biz de yaşadıklarımız gibi, yaşadıkları gibi. Bunu kadro seçimi içinde söyleyebiliriz. Bakın orada da değişiklik yapmadı Okan Hoca. Milli takım arasına gelene kadar gitmeden önce yaşadığı mağlubiyetten sonra ondan sonra ben değerlendirme yapacağım düşüncesini ifade etmişti. Daha önceki kadrolara baktığımızda
Galatasaray takımının hep aynı kadrolarla oynadığını görebiliyoruz. Bakın bugün Muslera 4. sarı kartı gördü. Muslera sezon Cezabı başından beri düştü. Doğru mu? Yani sezon başından beri lig, Avrupa kupası demeden, rakip ayırt etmeden oynayan bir Muslera var. Buna Icardi de dahil. Acaba yani bu sakatlık ve cezaları düşündüğünde Okan Hoca buradaki bazı maçlarda bu değişikliği yapması gerekiyor muydu? Hocam bu bir felsefe. Yani tabii. Şöyle sen Kopenhag'la oynuyorsun, 2-0 geride giriyorsun, 20-30. dakika, 2-2'yi yakalıyorsun. Tamam, momentumu yakalamışsın, biraz daha zorlayabilirsin. Ama oyun 70'e geldi, artık gidemiyor. Devamlı ön alan baskısı belki taraftar isteyebilir. Ama sonuçta bir realite var. Galatasaray takımı neden bu kadar transfer yaptı? Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkabilmek için. Yani ben orada oyun felsefesinde veya daha doğru şöyle kullanılabilir, oyun stratejisinde bir değişiklik yapıp, ister oyuncu değişikliğiyle bunu yapıp, ister anlayış olarak, yani belki biraz daha topa sahip olup, belki biraz daha bekleyip, ki Galatasaray'da ön alana çok iyi koşu yapabilen oyuncular var. Biraz önce Melike'nin dediği gibi Kerem Aktürkoğlu'nu. Böyle bir oyunda bir 20 dakika oynanabilir. Yani neticeyi alma uğruna veya sıralamada Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmeme uğruna. Hocam o söylediğin çok doğru, katılıyorum. Ama Kopenhag maçında 2-0 geriye düştüğü için oradaki zaten bazı şeyleri riske etmek durumunda. Doğru ben de. Ama Bayern Münih maçında Bayern maçında bunu tabii örnek verebiliriz. Hocam deplasmandaki Manchester maçı da bunun kopyası. Evet, orada evet. Çabuk skoru buldu. 1-1, 2-1, 2-2 evet, falan çabuk. Gibi çabuk reaksiyon verdiler. Evet. Bayern Münih maçında o kadar iyi oynamasına rağmen golü bulamaması, isterse de senin dediğin gibi 60-70 kere değiştirebilirdi. Değiştirebilirdi ama baktı oyun iyi gidiyor. Belki oyuncular da keyif alıyor gibi. Orada değiştirmedi. Ben bunu söylerken tam da onu söyleyecektim. Yani Okan Hoca'nın bu modeli, yani ben böyle oynayacağım diyor ve devam ediyor. Yani bu kadro seçimi için de aynı. Yani ben ilk 11 yapacağım. Orada fazla değişikliğe gitmeyeceğim. Çünkü yaşıyoruz mesela. Bilmiyorum yani, ben öyle yaparım en azından. Şimdi transfer zamanı geçmiş, sonradan gelen oyuncular var. Bu oyuncuları nasıl hazırlayacaksınız? Maçta atmanız tabii lazım değil mi? Oynatarak, doğru. Yani ne yapacaksınız? 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika. Zaten öyle yaptın. Hayır, bazı maçlarda Ndombele'yi hiç oynatmadı mesela. Onu ayrı tutmak lazım hocam. Bak şeye de, Nelson'a da bazen. Bazen Oliveira, bazen Mertens'e. Ben Okan Hoca'nın o konuda bazı oyuncuları çok çabuk sildiğini düşünüyorum. İşte ben de diyorum ki çabuk yani eğer böyle... Geçiyor. Evet. Bence, özür dilerim hocam. Ben şöyle söyleyeyim. Bazı Galatasaray'da geçen senenin yükünü çeken oyunculardan Okan Hoca sezon başı çok... Ya sildi, biraz ağır oldu da çabuk vazgeçti diyelim. Oliveira gibi, Nelson gibi. Aynen. Yani hocam mutlaka ihtiyacın oluyor. Çünkü... Ziraat Türkiye Kupası da geldi. Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, çok yıpratıyor. Artık Türkiye Ligi'nde Galatasaray çok iyi gidiyor. Ya bu istatistik ne Fener'de bu zamana kadar vardı ne Galatasaray'da. Evet, şu an en iyi sezonu bir ek yapayım. Geçiyor Galatasaray'ın şu an. Bir ek yapayım hocam. Galatasaray takımın hangi oyuncuları kullanırsan kullan, rakip kaleye şu an Türkiye Ligi'nde en kolay giden takım. Trabzonspor bunu şampiyon olduğu sene oynuyordu. Rakip kaleye çok rahat gidiyordu. Keza dün Galatasaray ceza sahasına girme sayısını bilmiyorum ama o kadar rakip kaleye gidiyor ki, çünkü bir oyun pratiği oluşmuş. O oyun pratiğini oyuncular çok iyi ezber yapıyor. Hangi oyuncuları koyarsan koy. Çünkü Galatasaray'ın Derval'le beraber başlayan ana prensibi rakip yarı sahada oynamak. Bunun Türkiye Ligi, Avrupa Ligi fark etmiyor. Ama ben Türkiye Ligi'ni ayırarak onu söylemeye çalıştım. Avrupa Ligi için bazı şeylerden belli bir süre vazgeçilebilirdi.